Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve özel bir çalışma ile karşınızdayım. Torunum için özel tasarladığım kirazlı prenses bebek elbisesiyle karşınızdayım. Bu elbiseyi ben 1 ve 1,5 yaş grubu çocuklarımız için ördüm. Fakat vereceğim ölçülerle tasarlamanız için tüm yaş gruplarına tasarlanıp örülebilir arkadaşlar. Bu şekilde ön tarafında kirazları var. Etek kısmından başlanıyor, lastik kısmından. Kenarlarında kiraz detaylarımız var. Çocuğumuz bunu giyip eminim ki şöyle bir tur atacaktır. Çok mutlu olacaktır. Gerçekten çok şık ve zarif oldu. Bu şekilde askıları var. Üstten açılıyor arkadaşlar çok rahatlıkla. Çocuğu kesinlikle sıkmayacak. Hani boyun kısmında bir daralma olayı olmayacağı için çocuğu bunaltmayacak. Düğmelerini kendim özel olarak hazırladım. El örgüsü düğmelerdir. Düğme yapımı linkini videomun açıklamalar kısmında baştan hemen sağ yanında üçgen görünümlü bir yer vardır arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman açıklamalar bölümüne düğme yapımının linkini bırakacağım sizler için. Gerçekten çok güzel oldu. Elbise biz için 100 gram kırmızı ip ve 100 gram beyaz ip bebek yünü kullanılmıştır tamamen. Çok az da kirazımızın yaprakları için yeşil renkli ip kullanılmıştır arkadaşlar. Ben elbisemizi takım olsun diye bunun yanında hani fotoğraf çekimi falan şu an çok moda çocuklarımızda 1 aylık çekim, 2 aylık çekim, 3 aylık çekim tarzında takım olsun diye ben torunum için bunun çok güzel patiklerini ve harika bir bandanasını öreceğim. Eğer sizler de takım olarak örmek isterseniz birer adet daha fazladan ip yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Bir an önce anlatmaya geçmek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve gerçekten çok severek ördüm. Herkesin rahatlıkla örebileceği çok kolay bir model. Gerçekten bu şekilde göründüğüne bakmayın. Örmesi çok kolay. Bir o kadar da çok zevkli. Bu arada emeğe saygı adına abone değilseniz abone olmanızı, like yapmanızı ve yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Elbisemiz için 100 gram beyaz renkli ip ve 100 gram kırmızı renkli ip kullanacağım. Bebek yünüdür, İdil marka. İkisi de 100 gram ve 340 metre uzunluğundadır. Tığ numaram ise 2,5 numara. Bir de kiraz yapımı için yeşil renkli evde kalmış aynı dokuda bir ipimi değerlendireceğim. Gelin hep beraber örgümüze vakit kaybetmeden geçelim. Elbisemizin öncelikle lastik kısmını yaparak başlıyoruz. Vereceğim lastik modeliyle bedeninizi büyütebilirsiniz. Daha büyük çocuklara ya da daha küçük çocuklara şeklinde yapabilirsiniz. Vereceğim ölçü tüm beden ölçüsüne göre uygundur. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Örgümüze bir tane zincir çektim. Bu zinciri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. İlk çektiğim zinciri atlıyorum. Bir sonraki zincirin içerisine sık iğne. Hemen yanındakine sık iğne. Yani sık iğne dediğimiz olay başını dolamadan zincirimizin içerisine girip ördüğümüz örgü sırayla tüm zincirlerimin içerisine girerek sık iğnemi yapıyorum. En son yaptığım zincirin içerisine sık iğne yapmıyorum. Onu ipi sabitlemek için yapmıştım. Sıra sonunda bir tane zincirimi çektim. Geriye dönüyorum. Ve dibine değil, bir sonrakine ve de bakın şöyle anlatayım. Bu yaptığımız sık iğnelerin üzerinde şu şekilde zincir şeklinde görünüm oluştu.
Bu zincir şeklinde oluşan görünümü dış kanadından alıyoruz. Şöyle bakın, dış kanadından, iç tarafı bu tarafta. Ve dış kanadına sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sıradaki zincirimizin dış kanadına, tekrar sıradaki zincirimizin dış kanadına, sıradaki tekrar dış kanadına, sıra sonuna kadar bu şekilde sadece ördüğümüz sık iğnelerin tepesinde oluşan zincir görünümlü yerlerin dış kanatlarına batarak sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Arttırma ve eksiltme olmadan. İlk sıralar biraz zor olabilir ama sonradan oturuyor. Birkaç sıra ördüğümüzde nasıl durduğunu da görebiliriz. Sıra sonunda tekrar bir zincirimi çektim. Geriye dönüyorum ve dibin, bakın bu dibi değil, bir sonrakini dış kanadına. Eğer dibine batacak olursanız her sırada bir tane arttırmış olursunuz. Az önceki yaptığımız işlemleri tekrarlıyorum. Yaptığımız sık iğnelerin üzerinde oluşan zincir görünümlü yerlerin dış kanatlarına batarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna gelince bir zincir çekip geriye dönüp aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar örgümüzü örelim. Tekrar görüşelim. Bakın lastiğimizin örülmüş şekli bu şekilde oluyor. Ben istediğim büyüklüğe gelinceye kadar ördüm. Esnemesi de var. Aynen bir lastik gibi oldu ve çok muntazam durdu. Şu şekilde baştan sona dişleri, sıraları saydığım zaman 50 sıra ördüm arkadaşlar. Sizler tabii ki öreceğiniz olan çocuğun kilosu, boyu, yaş aralığına göre bu öreceğiniz beden değişebilir. Ölçmek istediğiniz, örmek istediğiniz çocuğun bel ölçüsüne göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna geldim ve birleştirme işlemi yapacağım. Hani bunun her iki tarafı da aynı olduğu için arkası önü, düzü tersi yok. O yüzden bu noktayla bu noktayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde yapıyorum ve sık iğne ile birleştireceğiz. Bu baştaki ördüğümüz kullandığımız ipi, artan ipi de gizleyerek gideceğim. Bir bu taraftan, bir o taraftan alarak ben bunun üzerine renkli bir iple devam edeceğim. Dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz elbisenizi. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bitiminde bir, iki tane zincirimi çektim ve diğer rengimize geçeceğiz. Nasıl durduğunu sizlerle göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kesinlikle yeri belli değil. Bu şey olan kısmını iç tarafta tutarsınız. Bu tarafı da ön tarafa gelecek olan kısmımız olur. Şimdi diğer renk geçişimiz için ben hazırlıklarımı yapayım. Elbisemizin kemer kısmı bitti. Etek kısmını kırmızı renkle yapacağım. Hemen burada ipi koparttığım yer belli. İki zincir çekerek bırakmıştım. Aynı noktaya bakın şu gösterdiğim şekilde bu dıştan böyle zincir çekiyorum. Bunu buraya sabitlemiş oluyorum. Sökülme durumu olmasın diye. İpimi buradan geçirdim. Şu arkadaki koparttığımız ipi de yürüterek götüreceğim. Hemen 1, 2, 3, 3 tane zincir çektim. Başını doluyorum. Hemen dibindeki sık iğnemizin tepesine ikili trabzan. Başını doluyorum. Yanındaki
Sık iğnenin tepesine ikili trabzan. Başını doluyorum. Sıradaki sık iğnemizin tepesine ikili trabzan. Yani baştaki çekmiş olduğumuz 3 zinciri de trabzan olarak düşünürsek 4 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2 tane zinciri çekiyorum. Sonrasında bakın normalde buraya ikili trabzan yapacaktık ya, bir tane atlıyoruz. Bir sonrakine bir diş atlıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepesine ikili trabzan. Başını doluyorum. Hemen yanına ikili trabzan. Başını doladım. Hemen yanına ikili trabzan. Başını doladım. Hemen yanına ikili trabzan. 2, 4 tane ikili trabzan yapmış oldum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir tane diş atlayıp sonrakine batıyorum. Ve ikili trabzan. Tüm sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, kırmızı renkli iple ilk sıramızı tamamladık. En son 4 tane ikili trabzanımı yan yana yaptım. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçtaki 3 tane zincirin tepesine giriyorum ve ipimi yürütüyorum. 1, 2, 3 tane zinciri çekiyorum. Başını doluyorum. Bu 3 çektiğimiz zinciri ikili trabzan olarak, birinci trabzanımız olarak düşüneceğiz. Hemen dibindeki trabzanın tepesine ikili trabzan. Başını doluyorum. Hemen dibindekine ikili trabzan. Başını doluyorum. Dibindekine ikili trabzan. Tekrar başını doluyorum. En sonki battığımız trabzanın içine bakın aynı noktaya tekrar giriyorum. Ve bir tane daha ikili trabzan. 1, 2 zincir. Sırayla 3 tane yan yana trabzan yapıyoruz öncelikle. Pardon, 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 oldu. 3, 4. Ve 4. trabzan yaptığımız noktaya sadece çift batıyoruz. Ve bir tane daha battım. Ne yapmış olduk? Alttaki sırada 4 tane olan trabzan sayımız üst katta 5'e çıkmış oldu. Tüm sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Baştan 3 tane trabzana birer tane ikili trabzan. En son 4. trabzanın tepesine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bakın tekrar aynı noktaya. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıramızı tamamladım. 2 tane zincir çekiyorum. Baştaki çekmiş olduğum 3 zincirin içerisine girip ipimi yürüterek birleştirmemi yapıyorum. 1, 2, 3. Şu an 3. sıramız için 3 zincirimi çektim. Yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan. Yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan. Yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan. Yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan ve aynı noktaya ikili trabzan. 4 tane ikili trabzandı. 5 oldu. Bu sıramızda 6 oldu. Yani bu sırada da birer tane trabzanımız artmış oluyor arkadaşlar. Aralarda 2 zincir çekerek baştaki trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan, sadece son trabzanımızın tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak da bu sıramızı tamamlayacağız. Ben istediğim uzunluğa gelinceye kadar elbisemizin etek kısmını ördüm. Hatırlarsanız eğer 4 tane trabzanla başlamıştık. 4 tane trabzan. Sonraki sırada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sıra kırmızı renkli iple ördüm. En sonki sıramızı da aynı teknikle beyaz renkli iple ördüm. Yani toplamda 23 sıra örmüş oldum. Şimdi elbise kısmımızın etek kısmı bitti. Elbisemizin etek kısmı bitti. Şu lastik kısmından bahçıvan görünümünü veren, jile elbise görünümünü veren bölümünü yapacağız arkadaşlar. Beyaz renkli ipimle devam edeceğim. Kenarlardan 1, 2, 3, 4, 5.
5 tane bakın şu gördüğünüz yerler var ya arkadaşlar. Şunları sayarsak 1, 2, 3 tane aralardaki boşluklarla 5 tane oluyor. Şu kısımdan başlayacağım. Diğer taraftan da aynı şekilde sayalım. 1, 2, 3 tane bu şekilde diş. Ve orta kısmından şuradan başlamamız gerekiyor. Beyaz renkli ipimi elime doladım. Parmağıma doladım. Bir tane sabitlemek için zincirimi çekiyorum. Tutuyorum orayı. Şöyle bir tane zincir çekip bir tane sık iğne yaparak burayı sabitledim. Sökülme durumu olmasın diye. Şimdi ikili trabzanla devam edeceğiz. Bu kenarlarda bıraktığımız boşluğa da lastik detaylarımız olacak. Başını doluyorum. Öncelikle buraya 3 tane zincirimizi çekelim. Bunu ikili trabzan olarak düşüneceğiz. Hemen sıradaki sık iğnenin tepesine ikili trabzan ve sırayla bakın yerleri çok net belli. Sırayla bu gördüğünüz boşlukların içerisine her birine aralarda hiç zincir olmadan boşluk bırakmadan ikili trabzan yapıyoruz. Arttırma ve eksilme işlemi olmadan burada kaç tane boşluk bırakmışsak 3 tane bırakmıştık. Diğer tarafta da aynı şekilde o noktaya gelinceye kadar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynı eşit mesafede kalacak şekilde bakın bu tarafta da bu tarafta da aynı eşit mesafe kalıncaya kadar bu aradaki bölüme ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi sıra sonunda 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Dibine değil, yanındakine, yanındaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar her trabzanımın tepesine birer tane trabzan denk gelecek şekilde trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonunda baştaki çekmiş olduğumuz zincirin içerisine de trabzan yapıyoruz. En son bunu da yaptıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Tekrar dibine değil bir sonrakine ikili trabzan yaparak sırayla tüm trabzanlarımızın tepesine birer tane trabzan denk gelecek şekilde sıramızı tamamlayıp sıra sonunda 3 zincir ve geriye dönüyoruz. Aynı teknikle bu şekilde istediğimiz boyuta gelinceye kadar örelim. Ben ördükten sonra kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Anlattığım yerleri yapın, bitirin, tekrar görüşelim. Ben istediğim uzunluğa gelinceye kadar ördüm. Hemen sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra ikili trabzan yapmışım. Hiç arttırma ve eksiltme işlemi olmadan bakın gördüğünüz gibi kenarları bu şekilde düz oldu. Şimdi şu kenarlarda ve bu kenarda lastik detayımız olacak. Sonra üstünün kemer kısmını yapacağız. Şimdi zaten burada sıra sonuna gelmiştik. İlk baştaki köşeye iki tane hatta üç tane sık iğne yapalım bu köşeyi dönmek için. Üç tane sık iğne yaptım. Hemen dibine bir tane sık iğne. Evet, şimdi kasma olmadı. Demin biraz kasmıştı. Bu şekilde kenarlara sık iğne yaparak bazı noktalara iki tane batıyorum. Çünkü şu kenarının muntazam durması gerekiyor. Evet, başlangıç noktama kadar geldim.
Hemen buradan buraya da iki tane batalım. Bir tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Hemen bakın şu kenarı yaptık. Şimdi sayarak gideceğim. Aynen hani şu kemer kısmında, elbisemizin kemer kısmında, bel kısmında yaptığımız lastik detayını yapacağız, uygulayacağız. Bu yaptığımız sık iğnelerin, mesela bir tane zincir çektim. Hemen dibine değil, en dibe değil, bir sonrakinin dış kanadına, bakın şu şekilde dış kanadına sık iğne yaptım. Çektiğimiz bir zinciri de sık iğne olarak düşüneceğiz. Buradan itibaren sayalım. 2. Bakın. Hep dış kanatlarına sık iğne yaparak devam ediyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Ben 24 tane yapmışım. Tabii bu sizin elinizin gevşeklik, sıkılık durumuna göre değişir. Hemen tersini çeviriyorum. Örgümün diğer yüzünü. Bir zinciri çekiyorum. Dibine değil, bir sonrakinin tekrar dış kanadına. Bu şekilde dış kanatlarına bakın. Şu örgümüzün üzerindeki zincir görünümlü kısmın bakın dış kanadını alarak bu şekilde lastiğimizi tamamlıyoruz. Size anlattığım teknikle elbisemizin üst tarafının bedeninin kenarlarına lastiklerini yaptım. Aynı teknikle diğer tarafı da yaptım. Şöyle 3 sıra, 3 diş yaptım arkadaşlar. 3 sıra gittim, 3 sıra geldim. Aynı şekilde bu tarafı da. En son şuradan başladım. Hem bu kenarları biraz toparlasın diye. En son bir sıra sadece sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi artık elbisemizin askılarını yapmaya geldi sıra. Askılarını yapmak için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu taraftan da 10 tane yapacağız. Şöyle bir gözümde canlandırayım. 2 tane daha yapabiliriz. 11 12 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Ve dibine değil, bir sonraki sık iğnenin dış kanadına. Lastik detayında yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz. Bu şekilde dış kanatlarına tığımızla girip sık iğne yaparak sıra sonuna geldiğimiz zaman da bir zincirle geriye döneceğiz. Ve istediğimiz boyuta gelinceye kadar işlemleri tekrar edeceğiz. Anlattığım bölümleri yapın, tekrar görüşelim. Ben askımı istediğim boyuta gelinceye kadar ördüm. Elbisemizin askısını hemen sizler için kaç sıra ördüğümü saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 20 sıra yapmışım arkadaşlar şu gördüğünüz elbise askısını. Tabii bu sizin öreceğiniz bebeğin çocuğunuzun ölçüsüne göre değişebilir. Daha önce videolarımda görmediyseniz eğer düğme yapımını anlatmıştım.
Bu düğme yapımının linkini sizler için videomun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Üzerine de şu şekilde bir uğur böceği detayıyla düğmemi daha da şıklaştırdım. Şu şekilde. Diğer tarafı da ördüm. Sadece ilik açma yerinde sizlere videosunu çekmek için bekledim. Hemen şimdi ilik nasıl açtım onu anlatmak istiyorum. Sıra sonunda bir zincirimi çektim. Geriye dönüyorum. Dibine değil bir sonrakinin dış kanadına baştaki bir zincirde bir tane sayacağız. Şimdi ikinciyi battık. İkinci sık iğnemiz. Sıradaki sık iğnenin dış kanadına 3 oldu. Sıradaki sık iğnenin dış kanadına 4 tane sık iğne işlemimizi gerçekleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane atlayıp 5'incinin dış kanadına sık iğne. Hemen yanındakine sık iğne. Yanındakine sık iğne 3 oldu. Ve en sondaki sık iğnemizin dış kanadına batarak 4. sık iğnemizi tamamladık. 1, zincir çekiyorum, geriye dönüyorum, dibine değil bir sonrakine 2, sıradakine 3 ve sıradakine 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi zincir çektiğimiz bölüme geldik. 4 tane atlamıştık, 4 tane eksilmiş oldu bu ilk bir önceki sırada. Eksilttiğimizi yerine koymamız gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimizin üzerine 4 tane sık iğne yaptım. Ve kaldığımız yerden tekrar sık iğnelerin dış kanatlarına sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Ve aynen aynı teknikle elbisemizin askısını tamamlıyoruz. En son yere geldiğimiz zaman bir tane zincir çekip, hatta garanti olsun diye iki tane zincir çekip makasımızla ipimizi kesip bu kalan ipimizi gizliyoruz. Ve elbisemizin de askılarını böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi elbisemizin önünü çevirelim şöyle. Şimdi tam elbisemizin ön tarafında şu şekilde bir kiraz detayımız olacak. Ben kiraz yapımı ile ilgili videomun linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Videonun isminin yazdığı sağ alt köşede üçgen görünümlü bir yer vardır arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman açıklamalar bölümüne gidebilirsiniz. PG'den izleyenler için açıklamalar yazan bölümde kiraz yapımı
videosunun linkine tıkladığınız zaman kiraz yapımında orada rahatlıkla yapabilirsiniz kirazlarınızı. Aynı kiraz detaylarını ben etek uçlarına uygulayacağım. Şimdi yapmış olduğum kirazları buraya dikeceğim ve bitmiş halini görelim. Sonra belki tam karar veremedim. Kollarda bir şeyler düşünüyorum ama bazı detaylar. Bitirelim, tekrar görüşelim. Elbisemizin orta yerine bir adet kiraz diktim ve şu şekilde gördüğünüz gibi elbisemizin etek detayları tamamen kiraz kaplamalı. Ara ara kirazlarımı yerleştirdim ben. Tam 9 tane kiraz yerleştirdim etek bölgesine. Bir tane de bu şekilde ön tarafa kirazlarımı diktim, kirazımı diktim. Kolu bu kısmı çok boş geldi bana. O yüzden bu kenarlarına bu şekilde bir fırfır görünümü verdim. Ve sizlere de bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Sadece şu lastik yaptığımız bölüme yapacağız bu detayı. Şimdi diğerine başlarken bu taraftan başladım. Bunu da bu taraftan başlayacağım. Çünkü dış tarafına denk gelmesi gerekiyor. Hemen bakın şu kısım değil. Bu askıların olduğu kısım. Onun başlangıç noktasının olduğu yerden tığımla girdim. Bir tane zincir çekiyorum ipime. Sabitlemek amacıyla. Ve sık iğne yapıp yerini sabitleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve başlangıç noktama ikili trabzan. Baştakini de bir tane ikili trabzan olarak kabul ediyoruz. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Ve sıradaki görmüş olduğum, bakın şöyle kenarlarda delikler oluşmuş. Her birine sırayla ikili trabzan yapıyorum ama aynı noktaya 3 tane birden batıyorum arkadaşlar. Bakın, şimdi sıradakinde bir aynı noktaya tekrar ikili trabzan, 2 aynı noktaya tekrar ikili trabzan ve 3. Tekrar başını doluyorum. Bakın sıradaki yapmam gereken delik var. Hemen aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar sıradaki yere bakın, şurada bir delik oluşmuş. Hemen o bölgeye 3 tane aynı noktaya ikili trabzan ve tekrar bu şekilde tüm gördüğüm boşluklara sırayla 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Nereye kadar? Bakın, şu noktaya kadar. Sadece elbisemizin asklarına yapacağım. Sonra 3 zincir çekeceğiz devamında. 3 zincir çektikten sonra 2 tane ikili trabzan, 3. 2 tane çift trabzan. Siz sıra sonuna kadar yapın. Dönüşü birlikte yapalım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Başını doluyorum. Aynı noktaya, zincir çektiğim aynı noktaya ikili trabzan. Hemen yanındakine bir tane, yanındakine bir tane, yanındakine çift. Yani 2 tane aynı noktaya ikili trabzan yaptım. Yanındakine bir tekli ikili trabzan, yanına bir adet ikili trabzan ve yanına 2 adet aynı noktaya ikili trabzan. Yanındaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Yanındaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Yanındaki trabzanın tepesine 2 tane aynı noktaya ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şu noktaya geldiğimiz zaman da ipimizi kopartacağız
ve bitmiş halini hep beraber görelim. Evet, baştan sona heyecanla ve çok severek ördüğüm elbisemiz bitti. Kirazlı prenses elbisesi koydum ben bu elbisemizin ismine. Videomu beğendiyseniz like yapmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hatta bildirim zillerini açarsanız şayet ilk yüklediğim videolardan sizler haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.